Bildiğiniz gibi Almanya ile Türkiye yüzyıllar boyunca dost ülke olarak kalmışlar ve karşılıklı işbirlikleri yapmışlardır. Bu ekonomik alanda, ticari alanda, eğitim alanında, asker alanında hemen hemen bütün alanlarda Almanya ile Türkiye işbirliği içerisinde olmuştur. Bu yılın ayrı bir özelliği de bu yılın 2014 yılının Alman Bilim Yılı olarak ilan edilmesi. Bu noktadan da bizim Fok Üniversitesi ile başlattığımız işletme alanındaki bu seneki programımız sadece işletme alanında Almanca programı, işletme programı. Ama bu bir pilot uygulama. Tercüme etmeye gerek daha sonra yok. Sadece bu sene bir programla başlayacağız ama önümüzdeki yıldan itibaren de şu anda gökten geçmiş 4 programımız daha var. Ümit ediyorum ki bundan sonra daha da artarak devam edecektir. FOM Üniversitesi ile ilgili geniş bilgileri Sayın Rektörümüz Harmer verecek. Ama ben şunu söylemek isterim. Almanya'da 30 kampüsü olup 30 binin üzerinde öğrencisi olan gerçekten oturmuş bir üniversite FOM. O noktadan da gerek Türk çocuklarının hem buradaki Türk çocukların gerek Almanya'da yaşayan Türk çocuklar başta olmak üzere yabancı uyruklu öğrenci kayıtlarında mezun olduklarında hem Atatürk Üniversitesi'nin diplomasını alacaklar hem de FOM Üniversitesi'nin diplomasını alacaklardır. Bu öğrenciler aynı zamanda eğer Türkçeleri yetersizse ki Almanya'daki üçüncü kuşak dediğimiz gençlerimizde sıkıntı olarak onu görülüyor. Konuşuluyor, belki normal dil konuşuluyor ama biz yazışmaya geldiği zaman, bir evrak incelemeye geldiği zaman sıkıntı yaşıyorlar. Bu noktada oradaki çocuklarımız Türkçeyi çok daha iyi öğrenecekler. Veya dışarıdan gelip bu programa katılan yabancı uyruklu öğrenciler de hem Türkçeyi hem de Almancayı dil Almanca olduğu için Almanca da bilmek zorundalar. İyi şekilde öğrenmiş olacaklar. Bunun avantajı malumunuz başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın değişik ülkelerinde çok sayıda çift uyruklu vatandaşlarımız var. Bu seneki programı onlar hepsi dahil olabilecekler. Ama ötesinde gerek bizim vatandaşımız gerekse çift uyruklu öğrencilerimizin buraya gelerek demin söylediğim şekliyle iş bulma imkanı gerek Türkiye'deki iş yapan şirketler adına gerek Almanya'da iş yapan bizim Türk firmaları adına ara eleman olarak aranır eleman olacaklar bu mezunlarımız. Çünkü iki tarafı da çok iyi bildikleri için hem Almanca hem de Türkçe'yi iyi bilecekleri için aranan eleman olacak diye düşünüyoruz. Diplomaları Avrupa Birliği'nde geçerli olacak. Türkiye'de Atatürk Üniversitesi diplomasını zaten almış olacaklar. Şartımız şu, ikisinde bitirmek zorundalar. Yani 4 yıllık bir programda ilk yılı bizim sorumluluğumuzda ağırlıklı olarak Türkçe ve temel dersler alacaklar. İkinci, üçüncü, dördüncü yılda ise FOM Üniversitesi'nin sorumluluğunda olup sonuçta bitirdiklerinde 4 yıl sonra bitirmek şartıyla hem Alman müfredatına göre bitirmiş olacak ve FOM diploması alacak hem bizim yüksek öğretim kurumunun mevzuatı çerçevesinde Atatürk Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin diplomasını almış olacak. Bu noktada gerek bizim titizliğimiz ve özellikle de Alman Milli Eğitim Bakanlığı ve FOM Üniversitesi'nin geçmişi ve bugüne kadar yaptığı çalışmalar çerçevesinde çok titiz davranılacağını ve eğitim seviyesinden taviz verilmeyeceğini burada ifade etmek istiyorum. Ben bu programın bugün aynı zamanda bizim üniversitemizin 2014-2015 eğitim öğretim yılı çerçevesinde açılışımız da var biliyorsunuz. Ama bu program Aralık ayında başlayacak. Şimdi kayıtlar başlıyor. Eğitim öğretime Aralık ayında başlayacağız. Bütün eğitim Almanya'da FOM'un yerleşkesinde olacak. Ümit ediyorum ki ve inşallah sizlerin de bu noktadaki hassasiyetinizi bildiğim için söylüyorum.
program Türkiye Yüksek Öğretim'de yeni bir devir de açacak diye düşünüyorum ve Almanya'ya olan irtibatlar daha da artmış olacak. En azından oradaki çocuklarımıza yeni bir hizmet daha götürmüş olacağız. Ben konuklarımıza Erzurum'a gelip, biz de inşallah gidip orada zaten ziyaretlerimizi yapıyoruz. Orada da ayrı bir açılış öğrencilerle buluşmayı yapacağız. Orada gidip ziyaret edeceğiz. Hem geldikleri için hem böyle bir protokola imza atıp her iki üniversite içinde çok önemli gördüğümüz bu protokolü imza attıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Soruları daha sonra alırız. Şimdi sözü Hermeyer'e bırakmak istiyorum. Große Ehre, heute mit Ihnen darüber zu sprechen, dass wir eine Kooperation starten, die unter dem Motto steht, zwei Hochschulen, zwei Abschlüsse, ein Studienkonzept und worum geht es letztlich, um viele, viele Berufschancen, Berufsperspektiven für unsere Absolventen. Professor Kocak, bizim için gerçekten çok gurur verici bir olaydır. İki üniversite, iki diploma ve bir yüksek öğretim konsepti uyguladığımız ve geçerliliğe aldığımız gerçekten çok mutlu edici bir olaydır. Das Label Ataform soll ein Markenbegriff werden für eine im besten Sinne bikulturelle Ausbildung. Ataform markası iki kültürü içeren bir marka olmasını istiyoruz ve umutluyoruz. Die Kernidee, dass zwei sehr starke Hochschulen aus beiden Ländern ihre besten Programme zusammenlegen und daraus ein neues Ganze schaffen. Temel fikir, böyle iki üniversiten ve iki kültürün bir araya getirip güzel, güçlü bir kültür oluşturmaktır. Es geht darum, Management-Nachwuchs auszubilden, der so gefragt ist wie noch nie zuvor. Die deutsch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen, sie blühen. Yönetim öğrencilerini yetiştirmek ve Alman-Türk ilişkilerini yetiştirmek ve genişletmek amacımızdı. Schon heute sind es 6000 Unternehmen aus Deutschland, die in der Türkei aktiv sind. Das sind große Konzerne, aber zunehmend auch mittelständische Unternehmen. Und wenn es im Mittelstand schon so ist, dass man in der Türkei investiert, dann deshalb, weil man die Chancen sieht. Und wir gehen davon aus, dass die Entwicklung auch umgekehrt weiter voranschreiten wird, dass immer mehr türkische Konzerne, aber auch mittlere Unternehmen im deutschen Markt sich stärker verankern. Türkiye'de 6000'e yakın Alman şirketleri vardır ve bunun gelecekte Almanya'da Türkiye şirketlerinden olmalı umut ediyoruz. Wir brauchen aber dazu top ausgebildete Menschen, weil wenn man im Wettbewerb mit vielen Nationen bestehen will, dann muss man gute Leute haben und das insbesondere im betriebswirtschaftlichen Bereich. Das ist unser Anspruch, hier einen neuen Akzent zu setzen in der Qualität von Menschen, die wirklich beide Märkte, den deutschen Markt und den türkischen Markt, kennen im Detail und über alle Instrumente verfügen, diese Märkte auch so zu bearbeiten, dass türkische und deutsche Unternehmen wechselseitig erfolgreich sind. Yüksek düzeyde eğitilmiş elemanlara, eğitilmiş öğrencilere ihtiyacımız var. Ve bunun için beraber çalışmamız ve üst düzey bir eğitim sağlamamız gerekiyor. Das Ataform-Programm hat insofern eine starke türkische Komponente und es fängt an mit einem Studienabschnitt, der auch wissenschaftlich verantwortet wird von der Atatürk Hochschule. Und wir freuen uns sehr, dass wir dieses erste Jahr für die Pilotgruppe in Berlin und zukünftig eben an vielen Standorten in Deutschland beherbergen können, in unseren Studienzentren. Aber die Verantwortung in dieser Phase liegt hundertprozentig auch bei der türkischen Hochschule. Atatürk Üniversitesi sorumluluğunda ilk iki dönemde ilk önceden Türkiye'de başlatmayı düşünmüştük ve şimdi Berlin'de başlaması da bizim için gerçekten mutlu verici bir olay. Ve bunun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız programın güzel uygulanması için. Und das ist auch wichtig, weil wir wollen ja auch die Qualität der Atatürk Hochschule abbilden in diesem Programm. Und deshalb ist es gut, dass auch türkische Komponenten von Anfang an ins Studium einfließen, zum Beispiel Elemente des türkischen Rechts, aber auch verschiedener Managementstandards, aber auch der türkischen Kultur sollen in dieser ersten Phase Inhalt sein.
Atatürk Üniversitesi'nin kalitesini programlara da dile getirmek istiyoruz. Bu ilk iki dönemden Türk dili ve Türk hukuku, misali ders içeriklerinin içinde olduğu Atatürk Üniversitesi içinde bir avantajdır. In der zweiten Phase, im zweiten Studienjahr, werden wir wissenschaftlich die Regie übernehmen. Wir werden denn eines der bewährtesten deutschen Business Administration Programme mit den Teilnehmern komplett durchführen. Es ist ein Programm, was bisher schon mehr als 10.000 Absolventen aus Deutschland zustande gefördert hat. Und das kann im Rahmen dieser Kooperation nicht schlecht sein. Biz bizim sorumluluğumuzda programı devam sürdüreceğiz ve şimdiye kadar BBA yani işletme bölümünden FOM Hochschule'dan 10.000 öğrenci mezun oldum ve bunun iyi bir temel olduğunu düşünüyorum. Wir möchten aber in dieser Studienphase aus einem türkischstämmigen jetzt keinen komplett deutschen machen, sondern wir werden auch in dieser Studienphase viele türkische Komponenten einbauen und werden in jedem Semester mindestens eine Lehrveranstaltung, ein Modul durch Vertreter der Atatürk Hochschule durchführen, sodass durchgängig über die gesamte Studiendauer von 4 Jahren immer eine deutsche und eine türkische Komponente da ist. İlk iki dönemin Berlin'de başlatılmasına rağmen programın Türk ve Alman ağırlıklı olduğunu sağlayacağız. Çünkü program Berlin'de başlatıldığında yani ilk önce düşünüldüğü gibi olmadığı için gene de buna ağırlığı vermek düşünüyoruz. İki kültürü bir arada sağlanması. Eine ganz spannende Phase, wo sich die Hochschulvertreter heute schon drauf freuen, ist der Abschluss dieses Studiums, weil hier erwarten wir, dass eben viele Bachelor-Thesis-Arbeiten geschrieben werden über Themen des deutsch-türkischen Handels. Hier sind beide Hochschulpartner engagiert in der Begutachtung der Arbeiten, in der Abnahme der Prüfungen. Und ich bin ziemlich sicher, dass diese 4 Jahre für alle Teilnehmer hervorragende Berufsperspektiven schaffen werden. Bu programın öğrenciler için 4 yılı başarılı bitirdikten sonra çok büyük ve çok güzel perspektifler açabileceğini düşünüyorum. Wir sind zum einen sicher, dass jeder dieser Kandidaten für sich genommen in den deutschen oder auch im türkischen Markt gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt hat. Aber das Besondere an diesen Menschen ist ja, dass sie den deutsch-türkischen Handel besonders noch befruchten können. Dort entstehen viele Positionen in den Unternehmen, aber auch in vielen Institutionen, die diesen Handel auch begleiten. Und insofern glaube ich, es ist eine Kooperation, die genau zur richtigen Zeit kommt. Sie wissen, dass wir in Deutschland schon vor einem großen demografischen Wandel stehen. Wir brauchen mehr auch betriebswirtschaftlichen Nachwuchs. Wir glauben, dass wir genau zur richtigen Zeit, wo hier in der Türkei ja noch ein gewisser Mangel an Studienplätzen entsteht, mit dieser Kooperation von 2 starken Partnern die richtigen Zeichen setzen und neue Perspektiven qualitativ, aber auch quantitativ aufzeigen, die helfen, wirkliche Probleme zu lösen. Öncelikle Türkiye'nin genç nüfusu olması bizim için çok sevindirici bir durum. Ticari ilişkilerimizin gelecekten bu nedenden dolayı geliştirmeyi düşünüyoruz ve programın büyük potansiyelini bu temelde görüyoruz. Zum Abschluss meines Statements möchte ich noch einmal betonen, wie froh und dankbar wir sind, mit der Atatürk Hochschule einen Partner gefunden zu haben, der unsere Ziele voll teilt, der ähnlich qualitätsorientiert und qualitätsgetrieben ist und der auch bei den ganzen Vorarbeiten auch stark in die Details mit reingegangen sind, weil am Ende sind es die Details, die über einen solchen Programmerfolg entscheiden und insofern sind die Weichen für den Erfolg gestellt. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Fragen und Hinweise, dass Sie dieses Projekt mittragen. Vielen Dank. Atatürk Üniversitesi'yle işbirliği yaptığımız bizim için çok sevinç verici. Çünkü gerçekten Türkiye ve dünya çapında çok kaliteli bir üniversitedir. Biz de elimizden gelen her şeyi yapıp bu programı başarıya sürmek istiyoruz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum ve sorularınız varsa eğer sorabilirsiniz. Webpage Ataform ist ab sofort eröffnet. Ataform Webseite ist bundan sonra ulaşılabilir.
TAFOM Atatürk Üniversitesi ve FOM'un bir araya gelmesiyle oluşan bir logo oldu. Hocam bu şu anda öğreniyor mu acaba? Atatürk Üniversitesi tabii ki bir şehir üniversitesi değil, bölge üniversitesi. Ben böyle bakıyorum olaya. Şimdi bir uluslararası bir açılım şeklinde bir şey ifade edebilir miyiz bu ilişkiler sonra? Tabii bütün üniversitelerin uluslararasılaşma adına çalışmaları var. Yabancı uyruklu öğrencilerin gelmesi, bizim öğrencilerin öğretimlerine gitmesi bunun için. Ama bir programın başlaması tabii farklı bir boyuta getiriyor üniversiteleri. Bu noktada da Atatürk Üniversitesi'nin Almanya'da hem de Almanya'da bir kampüste eğitime başlaması uluslararası adına önemli bir basamak, bir aşama olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de birkaç üniversitenin bir teşebbüsü olduğu bu sene de yine var ama bu çaplı değil. Tek değil. Şöyle kendi diplomalarını sadece tek diploma verme şeklinde. Ortak diplomada yani iki ayrı diplomada ilk olacak. 4 yıl okuyacak değil mi hocam? 4 yıl okuyacak. 4 yıl okuyacak. İlk yıl bizim sorumluluğumuzda. İkinci, üçüncü, dördüncü yıl. Yani iki sömesi bizde. Altı sömesi. Fonun sorumluluğu olacak. Atatürk Üniversitesi tercihinde de bir şey var mı? Spesifik bir şey var mı? Fon Üniversitesi'nin Atatürk Üniversitesi'nin bununla bir işbirliği verilmesi var. Karşılıklı görüşmelerle ortaya çıktı. Öyle bir başlangıçta tabii bizim de hangi üniversite olsun veya şu üniversite olsun mu diye bir ön fikrimiz yoktu ama görüşmeler esasında FOM'la yapılmasının uygun olacağı kanaat hasıl oldu. Eğitimin belli bir süre sonra bir kısmının Atatürk Üniversitesi'nde yapılması da planlanıyor mu hocam? Sayın Rektörüm onu ifade etti. Hani ilk yıl Atatürk Üniversitesi'nde olsun düşüncesiydi. Fakat biz onu sadece yaz okulları şeklinde yazın öğrencileri buraya getirmeyi planlıyoruz şu anda. Sebebi de şu. Zaten yeteri kadar yurt sıkıntısı var. Yabancı öğrencileri buraya getirip onlara ev sevkliği yaparken sıkıntı yaşayacağız. Bu öğrencilerin çoğusu Avrupa'daki Türk çocukları veya Avrupa başka milletlerinden olabilir. Sadece eğitimle ilgili kısımlar bizi yoracak demeyelim de o kısımda mesaimizi harcayacağız ama Erzurum'da olduğumuz zaman olay değişiyor, farklı oluyor. Bu öğrencileri hem yaz okulu çerçevesinde yani bilimsel yönü olan bir yönü, ikincisi de kültürel tanıtım çerçevesinde Erzurum'a getirmeyi planlıyor. Ücretli okuyacaklar. Hem Atatürk Üniversitesi hem de FOM'un getirisi olacak. Öğretim üyeleri oraya gidip ders vereceği için. Öğretim üyeleri oraya gidip normal ders ücretlerini alacaklar, yönbilerini alacaklar. Her iki üniversiteye de ücretli olduğu için katkı sağlayacak. Yani üniversite bütçesi adından şey yapıyorsunuz, katkı sağlayacak. Ama önce biz ticari olarak değil de eğitim olarak düşünüyoruz. Eğitim kalitesini yükseltecek ve gerçekten mezun olan öğrenciler için Türk-Alman ilişkiler adına yeni bir sayfa açacak diye düşünüyorum. Çıkılmıyor. Bakın, tercihe direkt var. Fragen, ob Sie später nach dem Partnerschaft hier eröffnen würden, eine andere Abteilung von FOM. Wenn später gut sagt, gegenseitig. Kann es sein, Stefan? Auf jeden Fall ist das eine der Perspektiven, die wir in dem Programm des Programms haben. Ich habe heute schon bei der Begehung auch der Fakultät angeregt, dass wir auch wieder eine Bibliothek, eine deutsche Ecke einrichten mit entsprechenden deutschen Publikationen und Büchern. Und wir werden in Zukunft wahrscheinlich viel mehr Bewerber aus der Türkei auch bekommen, die die erste Studienphase vielleicht auch hier verbringen. Das ist eine Option, die unser Modell zulässt. Und dann haben wir natürlich ein Interesse daran, dass so früh wie möglich auch schon eine Runde mit deutschen Inhalten stattfindet. Und das kann bedeuten, dass
hier zu machen. Da bin ich mich davon überzeugt, dass hier hervorragende Infrastrukturen und die Sprachausbildung schon da sind. Und das kann sogar noch weitergehen über das reine studentische hinaus in Richtung auch gemeinsamer Forschungsarbeiten. Auch da gibt es ein paar hochinteressante Projekte. Yok şey söyledim ya, ileride bu orta daha bir de gelecek. Valla eminiz. Sizin de ileride burada bir bölüm açma niyetiniz var mı bu şekilde? Tabii ileride olabilir diyor. Bununla ilgili bir çalışma yapabiliriz. Hatta bir köşe ayırabiliriz. Önce tabii materyalleri ortaya çıksın. Evet, bununla ilgili güzel bir çalışma olabilir düşünüyorum. Ben de unutmayayım. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Osman'ın bu. Ben de burada.